Dekanlarımız, gerek yurt içinden gerek yurt dışından aramıza katılan çok değerli akademisyenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız. Zeytinburnu'muz yine ufkumuzu aydınlatacak, fikir dünyamıza yön verecek önemli bir etkinliğe ve organizasyona imza atıyor. Zeytinburnu Belediye'miz ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültemizin ortaklaşa gerçekleştirdiği 19-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Sahne Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumumuzun açılış gününe bu özel programı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli konuklarımız, Osmanlı Devleti'nin düşünce dünyasını ve kültür yapısını ortaya koymak amacıyla yapacağımız bu sempozyumda yerli ve yabancı onlarca ilim adamımız ve akademisyenimiz 16. asrı ve Osmanlı'yı konuşacak, yorumlayacak ve tebliğler sunacaklar. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını dilerken ilk olarak açılış konuşmalarıyla programımıza başlayacağımızı haber veriyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, İlk olarak huzurlarınıza Düzenleme Kurulu adına İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ekrem Demirli hocamızı alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, değerli misafirler, değerli hazırım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu sempozyum fakültemizin, daha doğrusu üniversitemizin diyeyim, İstanbul Üniversitesi'nin Osmanlı düşünce hayatı, Osmanlı bilim hayatı, Osmanlı'da kurumlar, eserler ve yetiştirdiği kişilerle ilgili tertip ettiği ikinci sempozyum. Birinci sempozyumu geçen sene İstanbul Fethi'nden itibaren Fatih Medreselerinin kurulması üzerinden yaptık. Onunla ilgili çalışmamız da yakın zamanda Klasik Yayınları'nın katkısıyla, kendilerine müteşekkiriz, kitap olarak da yayınlandı. Şimdi bu sempozyum serimizin ikincisini yapıyoruz. İkincisinin şöyle bir farklılığı oldu. Geçen sene biz teknik olarak takım güçlüklerle yaşadık. Bu güçlükleri de dikkate alarak olayın fiziksel yönüyle fazla uğraşmayalım, yani güç kaybetmeyelim diye birkaç yere başvurduk. En nihayetinde Zeytinburnu Belediyesi bize bu konuda destek verdi. Kendilerine hasreten teşekkür ediyoruz ve gerçekten bizim için çok kolay bir çalışma dönemi oldu. Çok rahat bir çalışma dönemi oldu. Biz tamamıyla meselenin akademik yönüyle ilgilendik. İşin fiziksel yönünü, işin teknik yönünü tamamen Zeytinburnu'ndaki değerli başkanımız, çalışma arkadaşları çok büyük bir özveriyle, çok büyük bir gayretle sahiplendiler ve biz çok rahat bir çalışma süreci yaşadık. Psikolojik olarak çok rahat olduk. Meseleye bakışımızda çok rahat hareket ettik. Bu bakımdan çok rahat bir süreç yaşadık. Niyetimiz inşallah bundan sonra da 16. yüzyılı bu sene yapacağız. 17, 18 diye böyle devam etmek. Allah inşallah tamamlamayı nasip eder. Yine Zeytinburnu Belediye'mizle birlikte böyle bir niyetimiz var, planlamamız var. Sayın Başkan'ın onaylamasıyla, Sayın Başkan'ın verdiği destekle böyle bir niyetimiz var. Bu sene inşallah 30'a yakın tebliğimiz var, tebliğcimiz var. Dünyanın muhtelif bölgelerinden sahasında uzman olan arkadaşlarımız 16. yüzyılı çeşitli yönlerini ele alacaklar. 16. yüzyıl aslında çok önemli bir yüzyıl. Gerçekten şöyle İstanbul'da biraz gezdiğimiz zaman ya da herhangi bir şekilde yani Osmanlı'yı veya bizim bu Türkiye'deki tarihimizi düşündüğümüzde aklımıza hemen gelebilecek bütün eserler, bütün kişiler 16. yüzyıl ya da o civardaki kişiler. Mimaride en önemli isimler 16. yüzyıl oldu. Siyasette en önemli isimler 16. yüzyılda oldu. Fıkıhta, işte tasavvufta veya işte kelamda, din bilimlerinde değişik alanlarda 16. yüzyılda çok önemli isimler oldu. Öyle görünüyor ki biz 16. yüzyılda böyle bir bu topraklarda bulunuşumuzla ilgili böyle bir ikinci kurucu asır ve ikinci kurucu dönem, yani Selçuklulardan sonra Osmanlı'ya dikkate alarak bir kurucu asır olarak dikkate almak lazım. Gerçekten kurucu bir asırdır. Osmanlı'nın İslam dünyasının liderlerini artık fiilen derote ettiği bir dönemdir. Hilafetin Osmanlı topraklarına geçtiği dönemdir. Mısır'ın
katıldığı dönemdir. İşte bugün mesela Türkiye'de tartıştığımız pek çok konu, yani bu Sünnelik, Alevilik, işte başka konular vesaire, bunlar hemen hepsi 16. yüzyılla ilgilidir. Bazı iddialar vardır 16. yüzyılla ilgili. Yani İslam algısının işte değiştiği, daha yayıl olandan işte başka etkileri açıldığı gibi bir takım iddialar var. Bunların hepsi bizim çalışma sahalarımızla ilgilidir. Yaya çalışma sahasıyla ilgilidir. Biz tabii bunu üniversitemiz adına fakülte olarak yapıyoruz. Yani İslam Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesi olarak yapıyoruz. Fakültemiz bu bakımdan üniversitemizin bilimsel faaliyetlerini, üniversitemizin hani topluma, kamuya hizmetiyle ilgili bunu bir görev olarak telakki etmiş ve bu tarz faaliyetlerle üniversitemizin hem dünya çapında hem ülke çapında bilimsel faaliyetlerine katkı sağlama niyetindedir. İnşallah bundan sonra da bu faaliyetlerimiz devam eder. Zeytinburnu Belediyesi, yani göreceksiniz inşallah bugün, yarın bize hakikaten çok iyi ağırladı. Yani plan şeyleri biz programı biliyoruz, yani görüyoruz. İnşallah çok hayırlı neticelerle bu toplantı neticelenir. Bundan sonrası yine hayırla tamamlanır diye umut ediyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm düzenleme heyeti arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah faydalı neticeler olur. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Profesör Doktor Sayın Ekrem Demir hocamıza gayretleri, emekleri için, katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Hocamın da ifade ettiği gibi bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ikini gerçekleştirmiştik. Sayın hocam da ifade ettiği gibi 1453 yılında İstanbul'un fethinden 1577 yılında Süleymaniye medreselerinin kuruluşu olan o geçen zamanı ele aldığımız ve büyük bir ilgiye mazhar olan sempozyumumuzun ardından Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da ilim ve fikir dünyası sempozyumumuzun da ilgili takip edileceğine inanıyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi de huzurlarınızda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Murteza Bedir hocamı alkışlarla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Efendim, buyurun. Değerli Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli konuklar, Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da ilim ve fikir dünyası üst başlığıyla yaptığımız toplantıların ikincisine hoş geldiniz. Ekrem Demirli Hocam hikaye bu toplantıların başlangıcına dair değerlendirmelerde bulundu. İnşallah ben de bu toplantının verimli geçmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Türkiye'de ve dünyada Osmanlı araştırmaları son yıllarda belirli bir mesafe kat etse de ilim ve düşünce hayatına dönük entelektüel tarih çalışmalarının hala emekleme düzeyinde olduğu söylenebilir. Dünyanın en uzun ömürlü imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti'nin bu özelliği sadece askeri veya ekonomik nedenlere bağlı olamaz. Aksine sanat, edebiyat, hukuk, mimari, felsefe ve bilim de dahil hemen her alanda dikkate değer eserler üretmeden böyle bir başarının elde edilmesi mümkün olmadığı açıktır. Modern zamanlarda bir takım yanlış algılar ve bazı oryantalist önyargılar sebebiyle Osmanlı bilim ve düşünce hayatına yeterli ilginin oluşturulamadığı bilinmektedir. Mesela Osmanlı ilim ve düşünce hayatının merkezinde yer alan medreselerin maalesef henüz hikayesi yazılamadı. İşte bu ve benzeri kaygılarla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da ilim ve fikir dünyası başlığı altında Osmanlı ilim ve kültür hayatını ve dolayısıyla Osmanlı medreselerinin mirasını anlama hedefine dönük bir dizi sempozyumlar yapmayı tasarladı. İlki 2014 yılı Aralık ayında İstanbul'un fethinden Süleymaniye Medresesi'nin kuruluşuna kadar alt başlığıyla gerçekleşen bu dizinin ikinci sempozyumu Osmanlı Devleti'nin hemen hemen her açıdan en parlak yüzyılı olan 16. yüzyıla eğilecektir. Süleymaniye Medreseleri, Kanuni Sultan Süleyman, İbni Kemal Paşa, Ebu Suud Efendi, Gelibolu Mustafa Ali, Taşköprüzade, Kefevi, Kınalızade, Fuzuli, Baki, Takıyüddin gibi büyük şahsiyetlerin ve kurumların yüzyılını anlamak için bir toplantının yetmeyeceğini biliyoruz. Ama bu muhteşem yüzyılın entelektüel veçesine bir nebze ışık tutabilirsek ne mutlu bize.
Mehmet Genç Üstadımızın dediği gibi geçmişi değiştiremeyiz ama bilebiliriz. Geleceği ise bilemeyiz ama değiştirebiliriz. Bu ve benzeri ilmi toplantılar, geçmişten geleceğe köprü oluşturma ve geleceği özgüvenle inşa etme yönünde önemli katkılar sunacaktır diye düşünüyorum. Ben bu toplantının gerçekleşmesinde hem akademik yönüyle hem de toplantının maddi açıdan gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm katkı verenlere teşekkür etmek istiyorum. Akademik yönünü Ekrem Demirli hocamız ve onun ekibi, akademik ekibi ve fakültemizdeki bir heyet üstlendi. Zeytinburnu bu arkadaşlarıma özellikle hasreten teşekkür ediyorum. Zeytinburnu Belediyesi de Ekrem Demirli hocamızın takdirhane bir biçimde belirttiği gibi gerçekten geçen yıl yaşadığımız maddi yönden yaşadığımız sıkıntıların hiçbirisini bize yaşatmayarak çok güzel, rahat bir çalışma ve işbirliği ortamı sağladılar. Ben bu sebeple Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tüm uzaktan yakından toplantımıza konuşmacı ve dinleyici olarak katılan bütün konuklarımıza da teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Profesör Doktor Sayın Mürteza Belir hocamıza teşekkürlerimizi ifade ediyoruz ve katkılarından dolayı bir teşekkür olduğumuzu belirtiyoruz. Evet, Sayın hocamızın da ifade ettiği gibi tarihin en önemli zaman dilimlerinden birisidir 16. yüzyıl ve onu önemli kılan tabii ki entelektüel birikimleridir. Şahıslardır, alimlerdir, fikri eserlerdir ve müesseselerdir. İşte biz o noktaları dünyanın farklı merkezlerinden gelen akademisyenlerimizin de katılımıyla anlayıp özümsemeye çalışacağız ve geçmişle bugün arasında bir bağ kurmayı amaçlayacağız. Değerli misafirlerimiz, bu önemli projede katkılarıyla, emeğiyle gerçekten bizim müteşekkir olduğumuz çok değerli hocamız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mahmut Akı alkışlarınızla konuşmaları yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Hocam buyurunuz. Sabahında sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü son cihan şumlu imparatorluktu. Çeşitli dinlere, kültürlere ve ilim geleneklerine yüzyıllarca ev sahipliği yapan bu imparatorluğun insanoğlunun düşünsel mirasını nasıl, hangi yönlerden ve ne derecede beslediği akademik ilgiyi fazlasıyla hak eden bir konudur. Bu minvalde şu sorular sıklıkla soruda gelmiştir. Osmanlı toplumu bir bilim ve düşünce toplumu mudur? Osmanlı topraklarında bilgi ve değer üretilmiş midir? Yoksa sadece mevcut bir miras mı tüketilmiştir? Sadece bir siyasi iddia olarak mı tarihte yerini almıştır? Son yıllarda Osmanlı düşünce geleneği üzerine yapılan akademik çalışmalara baktığımızda kesinlikle biliyoruz ki Osmanlı toplumu bir bilim ve düşünce toplumudur, bir medeniyet hareketidir. Bununla beraber bu konu akademik çevrelerde canlılığını halen sürdürmektedir. Zira Osmanlı toplumunun bir fikir üretimine sağladığı katkı tüm boyutlarıyla henüz yeterince tartışılmış değildir. Dolayısıyla bu alanda yapılacak olan çalışmada ihtiyaç hala devam etmektedir. İşte bu ihtiyaca karşılık vermek üzere tertip ettiğimiz Sahn-ı Seman'dan Darül Fünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası isimli sempozyumun ikincisini dinlemek üzere bir araya geliş bulmaktayız. Hatırlanacağı üzere fetih sonrası dönemi ele aldığımız sempozyum İstanbul'un fethinden Süleymaniye medreselerinin kuruluşuna kadar geçen dönemdeki Osmanlı ilim ve fikir dünyasını mercek altına almıştır. İkinci sempozyumun inceleyeceği tarih birimi ise 16. yüzyıl olacaktır. Bu yüzyıl siyasi, kültürel ve bilimsel alanlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilir. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yaşayan ilim adamları kendinden önce gelen ilim ve fikir geleneğini temsil etmekle beraber bu geleneğe köklü katkılar yapmışlar. Kısacası
bu yüzyılda büyük bir düşünsel mirasın devamı olan fakat aynı zamanda özgün pek çok eser kaleme alınmıştır. Sahri Senan'dan Darülfünun'a Osmanlı'da ilim ve fikir dünyası, alimler, müesseseler ve fikri eserler, 16. yüzyıl isimli bu sempozyum, bu devasa mirasın belki ancak bir parçasına ışık tutabilecek. Fakat bu katkının 16. yüzyıl Osmanlı fikir hayatının akademik dünyaya takdiminde önemli bir hizmet göreceğine de inanmaktayım. Bu vesileyle böyle bir fikre destek olduğu için ve belirtildiği gibi bu desteğini de açıkça gösterdiği için Zeytinburnu Belediyesi'nin kıymetli başkanı ve gerek ilk lisans eğitimi gerekse şu anda sürdürdüğü ikinci üniversite eğitimi itibariyle de zaten üniversitemizin mensubu olan Murat Aydın Bey'e bu sempozyumun hayata geçmesini sağlayan, buna önderlik eden, rehberlik eden İlahiyat Fakültemizin değerli dekanı Sayın Profesör Doktor Mürtaza Bedir'e ve sempozyumun bugün ulaşmasında emekleri ve katkıları bulunan tüm mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum ve sempozyumun hayırlı sonuçlar vermesini temenni ederek hayırlı günler diliyorum. Sayın Rektörümüze, Profesör Doktor Sayın Mahmut'a şükranlarımızı sunuyoruz. Katkılar için müteşekkir olduğumuzu ifade ediyoruz. Evet, 8 oturum halinde inşallah ekibinde gerçekleştireceğiz sempozyumumuzu. Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünya sempozyumumuzda tefsir, hadis, 16. yüzyılda Osmanlı'da bilim, fıkıh, dil bilimleri, kelam, felsefe, tarih, eğitim, tasavvuf, metafizik, tarih, hukuk başlıklarıyla 8 oturumu inşallah tamamlayacağız. Efendim şimdi de böylesi vefakar bir duruşla ceddimizi ve onun bize aktardığı kadim medeniyeti anlamamıza ve algılamamıza vesile olan saygıdeğer belediye başkanımız, Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'ı konuşmalar için alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Başkanım diyoruz. Saygıdeğer rektörüm, dekanım, değerli hocalarım, değerli milletvekili Hüseyin Kansu ağabeyim, saygıdeğer misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli müftüm, öncelikle Rabbime şükrediyorum. Böylesine anlamlı bir konuda bizlere çalışma imkanını bahşetti. Arkasından Zeytinburnu halkına teşekkür ediyorum. Zeytinburnu'nda hem kendilerine hem kültürümüze hizmet etme yetkisini bize sundular. Yine bu anlamlı sempozyumun gerçekleşmesinde bütün yükü yüklenen İstanbul Üniversitemiz İlahiyat Fakültemiz hocalarına ve çalışanlarına huzurlarınızda Ekrem Hocam başta olmak üzere çok çok teşekkür ediyoruz. Şunu ifade edeyim, biz belediye olarak bir yük yüklenmedik, onurlu bir çalışmanın paydaşı oldu. Memnuniyet duyuyoruz. Mutluyuz. Mesai arkadaşlarıma da hazırlıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Hem bir konuya dikkat çekilmiş oluyor, hem de bireysel olarak ben de aslında bilgilenmiş oluyorum. Bana da bireysel anlamda da katkısı oluyor. İslam medeniyetinin gelişmesinde çok ama çok büyük katkısı olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bu işi nasıl başardı sorusuna aslında burada cevap bulma imkanı ortaya çıkıyor. Önemli bir soru ve bunun nasıl başarıldığı konusunda kafamızdaki bu soru işaretlerine belli ölçüde cevap bulma imkanını da bu sempozyum sağlamış olacak.
ve 2 gün süreyle devam edecek olan bu çalışmanın inşallah başarıyla tamamlanmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Hocalarımız çok teşekkür ettiler. İnşallah bittikten sonra, program tamamlandıktan sonra teşekkür ederler. İyi bir çalışma yapıyoruz, öyle inanıyorum. Zeytinburnumuz için, İstanbul'umuz için, ülkemiz için, değerlerimiz için inşallah faydalı olur diye temenni ediyor. Emeği geçen bütün hocalarımızı, bütün arkadaşlarımızı tekraren tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbime de şükrediyorum bu günleri bize yaşattı. Hayırlı olsun. Sayın Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olunuz. Değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, açılış panelimize geçeceğiz konuşmaların ardından. Osmanlı düşüncesini anlamak temasını içeriyor. Tebliğlerini sunacak değerli akademisyenlerimizi huzurlarınıza davet edeceğim ve sonunda da oturum başkanını, oturum başkanımızı yönetmesi için davet edeceğim. Efendim ilk olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Sayın Ömer Mahir Alperi, İstanbul Üniversitesi ile İlahiyat Fakültemizden Profesör Doktor Sayın Şükrü Özen'i, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültemizden Doçent Doktor Sayın Ömer Türker'i ve Harvard Üniversitesi'nden Doktor Sayın Himmet Taşgömür'ü tebliğlerini sunmak üzere davet ederken oturumu yönetmek üzere oturum başkanı İstanbul Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mahmut Akı huzurlarınıza alkışlarla tekrar davet etmek istiyorum. Kemal Paşazade kendisinden önceki bu felsefi bilimsel birikimi çok üst düzeyde devralmakla birlikte aynı zamanda kendisinden sonraki dönemi de önemli ölçüde etkileyen ve belki de belirleyen ki bunun detaylı bir biçimde çalışılması gerekiyor aslında belki de belirleyen bir figür. Ben bir tablo hazırlamıştım ama maalesef belki burada sunmak mümkün olmadı. Onlarca üst düzeye gelmiş, önemli mevkiler elde edilmiş, talebeleri söz konusu. Piri Paşazade Muhyiddin, Şani, Aşrızade Hasan Çelebi, Sadi Çelebi, Hidayet Çelebi, Mehmet Bey, Emirşah, İmamzade Muhyiddin, Saruhani Ahmet, Dursun bin Hacı Murat, Kara Çelebi gibi çok sayıda gerçekten 16. yüzyılı etkileyen ve 16. yüzyılda önemli görevler ve işler gerçekleştiren çok önemli talebeleri de olmuş. Dolayısıyla 16. yüzyıla şu ya da bu şekilde damgasını vurmuş bir düşünür, bir alim olarak Kemal Paşazade'yi belirleyebiliriz. Kemal Paşazade'nin ben özellikle tabii çok yönü var. Dediğim gibi tarih, edebiyat, dil, din, kelam, fıkıh, hadis pek çok alanda eser vermiş, yüzlerce eser vermiş bir kişi. Bu büyük eserleri içerisinde veya çok yönlülüğü içerisinde ben felsefi yönünün veya felsefi tavrının, düşünsel tavrının bazı boyutlarına işaret etmek isteyeceğim ve belki bu bize o dönemi anlamamıza bir katkı olabilir diye düşünüyorum. Onun özellikle yüzlerce eseri arasından yaklaşık 40'a yakın eserini felsefi metinler oluşturmaktadır. Ve bunların içerisinde de büyük bir kısmının ontoloji alanında ya da metafizik alanında olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Kemal Paşazade gerçekten büyük bir metafizikçi olarak karşımıza çıkar. Eserleri verdiği, yazdığı eserler ve ilgilendiği konular metafizik yönüyle, metafizikçi anlamında klasik bir takım konuları içermektedir. Varlık, yokluk, mahiyet, imkan, zorunluluk, illet, malum, neden, nedenlilik gibi klasik veya ispat-ı vacip gibi klasik konuları ele almakla birlikte Kemal Paşazade'nin özellikli yönü bu eserlerinin belirli konulara ilişkin
müstakil başlıklar şeklinde, risaleler şeklinde daha özelleşmiş, spesifik olan ve belirli problemlere, felsefi problemlere odaklanan, bunları analiz eden ve gerçekten pek çok risalesi o güne kadar o ayrıntıda, o dikkatte ve o yaratıcı eleştirellik diyebileceğimiz önemli sentezler içeren boyutlarda olduğunu görebiliyoruz. Ben bu bağlamda örnek olsun diye sadece eserlerinden bazılarını zikredeyim. Fi beyanin vücut gibi, varlığa dair, fi tahkiki lüzumul imkan bil mümkün gibi, imkan mümkün kavramları, fi tahkiki leys velleys, özellikle bu risalesi hasreten çok önemli, belki de ilk defa mahiyetin varlık ve yokluğu, ontolojik anlamda varlık ve yokluğu meselesini müstakil bir başlık altında inceleyen, özel bir risale olarak inceleyen ve kendisi açısından bana göre yeni tezler ve görüşler ileri sürdüğü bir metindir. Fi ziyadetil vücut gibi, tekaddümül illa alel malum gibi, fi vücubil vacib, fil fakr, bu risalesi de yoksulluk risalesi ama burada tabii ontolojik yoksulluk kastediliyor. Bütün mümkün mahiyetlerin varlığa muhtaç olduğu ve bir yerden varlık aldığına dair bir risale. Fi vücudu zihni, yine zihin sel varlığa dair olan yine bir müstakil bir başlık. Kendisinden önce bu bir veya iki kişi tarafından benzer risaleler olsa da burada yine Kemal Paşazade'nin özellikle bilgi ontolojisi üzerine odaklandığını ve bu kapsamda belki de ilk metin olabileceğini söyleyebiliriz. Bu metninde ve diğer metinlerinde oldukça etkili. Özellikle mesela aynı yüzyılda yaşamış olan Taşköprü Rızade'nin yine zihinsel varlığa dair bir risalesinde sık sık kendisine yönelik isim verilmeksizin eleştiriler yapıldığını görebiliyoruz. Hale dair yeni bir risalesi var. Fisbutul mahiyet, ma'mel çal gibi pek çok felsefi anlamda, Türk felsefi diyebileceğimiz metinleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu risalelerinde çok dakik bir biçimde Kemal Paşazade alıntılar yapar. Klasik literatürü, kendinden önceki birikimi gerçekten çok iyi bilen, çok iyi kavrayan ve bu noktada başkalarını önceki birikimi anlayamamakla ya da yanlış anlamakla itham eden ve bununla ilgili pek çok eleştiri getiren bir düşünür Kemal Paşa zaten. Bu alıntılara baktığımızda sanki alelade bir iktibas yapıyormuş ya da işte farklı kaynaklara dayanarak bir metin oluşturuyormuş izlenimi edinebiliriz ilk bakışta. Ancak daha detaylı baktığımızda, daha yakından baktığımızda aslında bu iktibaslar bir yandan kendi temel görüşlerini temellendirmek açısından bir alıntı olurken diğer yandan bunları aslında inceleninceye köklü bir eleştiriye tabi tuttuğunu da görüyoruz. Kemal Paşazade Razi sonrası tahkik geleneğinin en önemli isimlerinden biri olarak görüşlerini oluştururken ya da farklı akımlara, kelami, felsefenin yaklaşımları ya da sufi yaklaşımlar içerisinde tahkik yöntemini çok iyi kullanan birisi olarak daha baştan önyargılı bir tutum içerisinde değil, farklı geleneklerden kendi sistemi açısından, kendi düşüncesi açısından uygun olan pek çok yaklaşımı ve görüşü kabullenebilmekte ve bu noktada hakikat merkezliliği esas alan ve delillerin, farklı yaklaşımlara ait delillerin değerlendirilerek hakikati tespit yönünde bir çaba içerisinde olarak pek çok farklı akımın görüşleri arasında bir uyum, bir sentez veya bir birliktelik
kurabilmektedir. Bu bağlamda bir yandan doğrudan İbn Sina'cı bir geleneğe yönelirken bir yandan İbnül Arabi çizgisine girebilmekte. Diğer yandan Maturidi ya da Kelami bir çizgiyi de bünyesinde barındırabilmekte. Burada bütün bunları yaparken mesela özellikle Razi sonrası düşünce geleneğinde İbn Sina'cılık Razi üzerinden ya da Tusi gibi bir takım filozoflar üzerinden ya da Katibi gibi bir takım filozoflar üzerinden gelirken Kemal Paşazade'nin doğrudan İbn Sina'nın metinlerini çok rahatlıkla iktibas ettiğini ve kullandığını görüyoruz. Bütün bu fikri beslenmelerine rağmen bu saydığım pek çok isme aynı zamanda ve pek çok alıntısına çok ciddi eleştiriler de getirdiğini görüyoruz. Bu tavrına bir örnek olarak taahhüt haşiyesini ele alabiliriz. Aslında taahhüt haşiyesini ilk defa okuduğumda dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Neredeyse baştan sona bir eleştiri metni olarak karşımıza çıkıyor taahhüt haşiyesi. Hocazade'nin metnine yazdığı, taahhütüne yazdığı haşiyesi. Baştan sona bir Hocazade eleştirisi aslında. Ve Hocazade'nin Gazalici ve Alaaddin Tusici tavırlara karşılık daha yumuşak bir tavırda olmasına rağmen Kemal Paşazade'nin Hocazade'den de felsefeye yönelik olarak daha ılımlı veya yumuşak, daha müsamahalı bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Gazali ve Alaaddin Tusi'nin sert tavırlarına karşılık Hocazade bunu biraz yumuşatsa da Kemal Paşazade daha da ileri gidiyor. Burada mesela örnek olarak Allah'ın mucib bizzat oluşu, zatı gereği varlığı zorunlu kılması düşüncesi ki çok tartışmalı bir konudur ulema düşünürler arasında. Mesela burada dinin ilkeleriyle çelişen herhangi bir şey olmadığını bu görüşün ve dolayısıyla felsefeye bu noktada sert tepkilerin gösterilmemesi gerektiği. Hatta başka bir eserinde yine doğrudan bu konuya ilişkin yazdığı bir eserinde bunun felsefenin bu görüşü savunmalarının tamamen Tanrı'yı, Allah'ı mükemmel bir varlık olarak ortaya koyma düşüncelerinden kaynaklandığını ileri sürerek felsefeye yönelik bir takım eleştirileri bertaraf etmeye çalışır ve bunu da İbn Sina'dan doğrudan alıntılarla destekle görür. Bu konuda olduğu gibi alemin sonradan yaratılması meselesindeki tartışmalarda da yine Kemal Paşazade felsefenin tekfir edilemeyeceğini, dinde alemin sonradan yaratıldığına dair herhangi bir delil olmadığını, dolayısıyla bazı felsefeden bazılarının iddia ettiği düşüncelerin, ortaya koyduğu düşüncelerin bir tekfir sebebi olamayacağını çok rahatlıkla ifade eder ve burada da yine İbn Sina'cı bir çizgiyi meşrulaştıran, en azından meşrulaştıran, kendisi katılmasa bile tekfir sebebi olamayacağını bildiren bir yaklaşım içerisinde olduğunu görürüz. Kemal Paşazade felsefe noktasında böyle bir tavır içerisindeyken ve felsefenin özellikle İbn Sina'nın pek çok kavramını, pek çok düşüncesini kendi metinlerinde kullanırken, yer verirken aynı zamanda İbnül Arabi geleneği söz konusu olduğunda da aynı şekilde gerek fetvasıyla, bu düşünceyi meşrulaştırıcı fetvasıyla gerekse kendisinin doğrudan metinlerinden, doğrudan İbnül Arabi ekolüne mensup düşünürlerin bir takım kavramlarını, görüşlerini, terimlerini kullanmak suretiyle kendi düşünce sisteminde bunları da çok rahatlıkla kullandığını görüyoruz. Pek çok eserinde mesela tecelli, zuhur, mazhar, ayna gibi bir takım kavramlar
veya istihareler kullanmakta olduğunu görüyoruz. Yine insanı kamil, Rahman'ın suretinde yaratılan insan fikri, isim ve sıfatların zuhur yeri olarak insan, Allah'ın halifesi olarak insan konularında olduğu gibi ki bütün bunlar İbn-i Arabi ekoli bağlamında açıklanan şeylerdir. Külli münasebet fikri gibi. Çok rahatlıkla kendi çizgisini yalnız muhafaza ederek, yani görebildiğim kadarıyla vahdet-i vücutçu bir çizgiye girmeksizin bu birikimden yararlandığını görüyoruz. Aynı zamanda tabii işraki gelenekten de bu anlamda eserlerinde beslendiğini görüyoruz. Nur kavramı, nur, zulmet kavramları, Rabbun Nev kavramı, yine türün Rabbi kavramı, Risale-i Beyan-ı Akıl'da olduğu gibi işrakilikten ödünç alınan veya işrakiliğin özellikle ön plana çıkarttığı bir takım kavramları da yine rahatlıkla herhangi bir ayrım gözetmeksizin kendi sistemi içerisinde bir yere oturuyorsa rahatlıkla kullandığını görüyoruz. Kemal Paşazade'nin kelami tavrı ve kelami meselelerde de özel bir yeri var. Burada da kendisi iki yoldan bahsediyor. Bu ilginç bir tespit. Aslında bu tespit, bu iki yol tespiti belki Osmanlı düşünce geleneğini veya o düşünceye intikal eden bazı çizgileri anlamamız açısından da katkı sağlayıcı olabilir. Kemal Paşazade kelamda, kelami meselelerde iki yol tespit ediyor dedim. Bunlardan birisi kendisinin ifadesiyle akılcı yol, bir diğeri de nakilci yol olarak bir tespitte bulunuyor. Akılcı yol olarak İmam Fahreddin Razi'yi, Katibi'yi ve İyici'yi veriyor. Ve nakilci yol olarak da ilginçtir, Nasreddin Tusi'yi, Kutbüttin Razi'yi ve Seyyid Şerif Cürcani'yi veriyor. Özellikle onun Cürcani, pek çok düşünür yanında Cürcani'yi de şiddetle eleştirdiğini ve diğerlerini de aslında eleştirdiğini yer yer biliyoruz. Ve bu çerçevede benim yolum diyor kendisi, benim yolum diyor, akılcı yol olabilir. Yalnız çok ilginç bir ifade kullanıyor, kelami meselelerde ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla akılcı yol olarak Razi, Katibi, İyici çizgisini öne çıkarttığını, önemsediğini belirtiyor. Ve nakilci yol olarak Tusi, Razi ve Cürcani'yi çok itibara alamayacağını belirtiyor. Hatta şöyle bir ifade söylüyor, diyor ki kelami konularda bu nakil ciler gibi benim akılcı dediklerimde nakilci bir tavır içerisinde olsalardı bile ben yine de onları tercih ederdim. Çünkü nakilde de bu üçü, akılcı olan o üçü nakilde de nakilci olanlardan yine de üstündür. Kısacası toparlayacak olursam Kemal Paşazade gerek aldığı eğitim, gerek yetiştirdiği öğrenciler vasıtasıyla önemli bir sürekliliği bir yandan sağlarken bir yandan da hakikaten yepyeni teoriler, görüşler, kavramlar ileri atıyor. Bunların tabii detaylarına girmem burada mümkün değil. Ve özellikle bu kadar ayrıntılı konularda bu kadar çok sayıda metinler kaleme alması ve bunların içerisinde dediğim gibi gerek kavram, gerek problem, gerekse bir teori olarak sentezci bir teori içerisinde olduğunu ve köklü bir eleştiri geleneğini devam ettirdiğini ya da başlattığını söyleyebiliriz. Ben fazla vakti uzatmadan sözlerimi burada bitiriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sayın hocamıza, Profesör Doktor Ömer Mahir Alper'e bu özlü konuşmaları ve vakti tasarruflu kullanma hususunda hassasiyet için teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci konuşmacımız
yine üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Şükrü Özen 16. yüzyıl Osmanlı hukukunun kaynakları başlıklı tebliğini sunacak. Birçok ilmi hayatta yeniliklerin ortaya çıktığı dönem olarak bilinir. Bunlardan bazılarını sizlere arz etmek isterim. Her ne kadar daha önceden de Osmanlı tarihi yazılmaya başlamış olsa da ikinci Beyazıt malumunuz İdris İbdisiye Farsça İbn Kemal Paşa'ya İbn Kemal'e bir Türkçe tarih yazmasını ister. Ve bu tarih yazma geleneği devam eder gider. Bu dönem Osmanlı'nın kendini yeniden keşfettiği, kendi değerlerine sahip çıktığı, önem verdiği ve bunları kayıt altına almayı arzuladığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. İlk defa olarak bu dönemde otobiyografik ve biyografik eserler biyografik eserler yazılmaya başlıyor. Malumunuz bu alanda ilk eser Taşköprüzade'nin Şekayt-ı Numaniye adlı eseri. Bu yüzyılda aynı zamanda Osmanlı şairlerinin biyografilerini ve şiirlerinde örneklerini sunan tezkireler ortaya çıkıyor. İlk defa olarak Sehi Bey Heş ve Bihiş adlı tezkiresini yazıyor. Ardından Latifi, Ahdi, Aşık Çelebi tezkirelerini hazırlıyor. Bu tabloda şunu net bir şekilde ortaya koyuyor ki artık Osmanlı'nın ilim, fikir, sanat alanında birçok başarıya imza atmış insanlar yetiştirdiğini ve bunların gelecek nesillere aktarılması için bir çaba sarf edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Taşköprüzade'nin Şekayet-i Rumaniye geleneğini malum zehirlerle devam ettiriyorlar. Kefevi yine çok hacimli bir şekilde Hanefi fıkıh tarihinin ilk başından alarak kendi dönemine kadar Osmanlı'yı da içine alarak bir alimler tabakatı yazıyor. Yine bu dönemde çok öne çıkan eğitimde, mimaride, hatta tefsirde, gramerde önemli çalışmalar vardır. Bu çalışmaların birçok padişahın özellikle kanuninin bizzat teşvikleriyle ortaya çıkmış çalışmalardır. Karahisari Musaf'ı herkesin malumudur. Şeyh Hamdullah Efendi ondan önce Osmanlı Hat Ekolü'nün kurucusu olarak bilinmektedir. Tefsiri Ebu Suud Efendi 10 yıla yakın bir sürede yazmış ve bu sırada Kanuni'den birçok teşvikler görmüştür. Bu dönemin diğer tefsir alanında önemli bir katkısı ve daha sonraki nesillerde tahsil hayatında önemli yer tutan Haşiye Alaaddin Envar Tenzi adlı çalışmasıyla Şehzade gelmektedir. Yine bu dönemin en önemli kaynaklarından ve günümüze kadar da okuna gelen eserlerinden biri olarak yazılmış olan Et-Tarikat-ı Muhammediye bu dönemin eseridir, bir gibiye ait. Bir gibi velük bir musannıf. Kendisi Avamil ve Isar adlı nahil eserlerinin başlangıç veya orta seviyedeki eserlerini yazarak günümüze kadar bu eserlerin medrese sisteminde okunmasına imkan sağlamıştır. Yine bu dönemde lügatçilik, tağutçuluk ortaya çıkmıştır. Ahdevi Kebir adlı meşhur tağutçunu hazırlamıştır.